Bir kısmı var mı? 20 kere izleyenleriniz vardır içinizde. Yani bunu yayında izleyen oldu mu? Hatırladığım kadarıyla yok. Bir balık pazarı var. Ondan bir şey olur mu? Balık pazarı izlemiş mi herkes? Ben bir bakacağım ya. Dur bekle. Bekle ben emin olayım da. Ruhi Çenet izliyor. Artık yöntemimi buldum. İzlemiş. Eren izlemiş. Başka kim? Barışçı izlemiş. Bir tek Eren mi izlemiş? Bir tek Eren izlemiş. Vallahi yersek de ben Twitch'e gider Eloy'a da şikayet ederim. Bakmadım. Bana bir şey olursa onun da manyemi elimden gelen ardıma koymam. Herkes haber olsun. Ruhi Çenet, Dünya Bankası, IMF ve daha birçok resmi kurumun analiz raporlarına göre son 62 yılda neredeyse her yıl dünyanın en fakir ülkesi seçilen Burundi'deyiz. Yaklaşık 12,5 milyonluk bir nüfusa sahip ve insanları o kadar büyük bir fakirliğin içinde yaşıyorlar ki mutluluk endeksi raporlarına göre dünyanın en mutsuz ülkesi olarak biliniyorlar ve çalışan ortalama bir vatandaşının aylık geliri 15 dolar civarında. İşsizlik oranı bilinmese de her 3 kişiden birinin işsiz olduğu tahmin ediliyor. Şanslıysanız tüm ay gece gündüz çalışıp sadece 15 dolar kazandığınızı ve 8 kişilik bir aileye bakmak zorunda olduğunuzu düşünün. Dünyanın en fakir ve en mutsuz ülkesine hoş geldiniz. Ülkedeki asfalt piste sahip tek havaalanı olan Bujumbura Uluslararası Havaalanı'na indi. Ya mesela bütün, ya bak burada bütün ay çalışıp 15 dolar kazanıyorlarmış. Türkiye'de 332 dolar kazanıyorsun. Öyle hesap edebilirsiniz durumun ne olduğunu, vehametini. De bilgi ekranına bakmakla şaşırmıştık. İşletim sistemini bir ücret ödemeden demo kullanıyorlardı. Otele geçerken gördüğümüz bir kazada bir grup çocuk araba çarpmış bir köpeğin etrafındaydı. İmkansız. Beni öldür, ben bunu izleyemem artık. Çok kötü. Hayır. Ben bunu izleyemem. Keşke beni uyarsaydınız o dakikada öyle bir şey var diye. Nereden geçiriyor orası? 27.834 kilometrekare. O yüzden hemen hemen herkes tarımla uğraşsa da dağlık alanları da çok olan bu coğrafya 12,5 milyon kişinin karnını doyurmaya yetmiyor. Yaklaşık 380 bin kişilik nüfusuyla en kalabalık şehir olan Bujumbura'nın merkezindeki Buterere bölgesindeyiz. İlk göze çarpan detay her yerde çocukların olması. Mahallenin çocukları balık tutmanın peşinde. Ülke nüfusunun %65'lik kısmı 25 yaşın altındayken %45'lik kısmı ise 15 yaşın altındadır. Sadece %3'lük kısım 65 yaş ve üzerindedir. Oynayacakları pek bir oyuncak yok. Çomakla lastik çevirenler, bira kapağıyla masa oyunu oynayanlar, plastik şişelerden oyuncak araba yapanlar ve içi boş bir lastikle futbol oynayanlar. Daha 10 yıl önceki Birleşmiş Milletler verilerine göre halkın ortalama yaşam süresi yaklaşık 49 yıldı. Burada halkın yalnızca %7.6'sının elektriğe erişimi olduğu için mahalle mahalle telefon şarj noktaları göze çarptı. Sadece %7.6 mı? Yapıyor. 2021 yılını geride bırakmış olmamıza rağmen çoğu kişi hala akıllı telefon kullanmıyor. Hatta uçaklardaki örneklemeler bile eski teknolojilerin temsiliyle yapılıyor. Buterere'de şehir içindeki bir pirinç tarlasındayız.
bu cumbura'yı beslemeye çalışan insanlar. This the place the cumbura get the rice from. Ülkenin yaklaşık %86'sı burası gibi kırsal alanlardan oluşuyor. Çalışan nüfusunun ise neredeyse %90'ının işi tarım. Çoğunluğun çiftçi olduğu dünyanın en fakir ülkesinde ortalama bir çiftçinin evini görmek için harekete geçiyoruz. Let's go. We're fine. Yağmur yağdığında ıslanmaktan başka çareleri olmayan evsizler var. Yağmur suyunu fırsata çevirip duş alan bir çocuk görüyoruz. Ama bazar bu fuamuz. Hello. We can get in the house. This is their house? Yeah, this just one room. There are 80 people living in this house. It means 80 children, two parents. This is their bed. This one. So they just, you know, spread it and sleep on it. And they sleep on it. So they have another one. This is for children. So 80 children sleep on this. Oh. They took it from the garbage there. These old 8 children belongs to her. 8 children belong to her. Şimdi arkadaşlar, buradaki insanların doğum kontrol yöntemi bilme ihtimali yok yani, size öyle söyleyeyim. Aylık 15 dolar, yani çalışan bir insanın aylık 15 dolar kazandığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani teknolojinin geriliğini siz görüyorsunuz. Yani bu insanlar doğum kontrol yöntemi bilemezler. Bu insanlar sağlık hizmetlerinden bile faydalanamıyorlardır. Anlatabildim mi? Beş yirmiden altıya, tamam. Yes. Teşekkür ederim. What is his name? O Umut falan gelmiş ya. Nasıl değil aşağı? How old is John? He's 58. He's a farmer. How much does he earn per month? Oh yeah. Ama canı tanıdık, ama canı bilmiyorum. How old is the eldest son? What has he done now? He has gone to garbages to collect his different things. Thank you for your time. What does he want to say to the camera? Fasulye eken John aylık 10 dolar maaş ile ailesini geçindirmeye çalışıyor ve ailenin 10 üyesi tek bir odada yerde yatıyor. Elektrik bağlantısı dahi yok ama John'un durumu birazdan göreceğimiz diğer birçok insana göre yine de daha iyi. Afrika'nın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Burundi'de her yerde insanlara rast gelmek mümkün. 1 kilometre kareye 451 kişi düşüyor ve bu insanların %70'inden fazlası fakirlik sınırının altında yaşamakta. Her 20 kişi... 5'ten 6'ya kadar atla dediniz değil mi? And 3,000 per day, approximately 90 cents. They earn good then, compared to the other guys. Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another. Lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Yalın ayaklar, paramparça kıyafetler. Günlük 90 sen... Yani gördüğünüz gibi devlet o kadar büyük imkan sağlıyor ki bu insanlar üstüne vergisini de kesiyormuş haliyle. Tabii. Kent kazanarak çok çocuklu bir aileye bakmak zorunda olan bu bisikletliler her gün 10-12 saat boyunca bazen şehirler arası 100-150 kilometre yol kat ederek hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 200 kilogramlık yük bisikletleri saatte 70-80 kilometre hızla aşağı itmekte. Aniden çıkan yayalara, araçlara veya virajlara karşı frenlerin yükü tutmaması, lastiklerin patlaması korkunç bir sona yol açabilir. Bisikletlerini yokuş yukarı iten insanlar verdikleri bu yaşam mücadelesinde enerjilerinden ve zamanlarından tasarruf etmek için yoldan geçen kamyonların arkasına tutunur. Bazı bisikletliler ise tutunacak yer bulamayınca öndeki bisiklete asılır ve kazalar kaçınılmaz olabilir. Kara yolları yönetimine göre Burundi'de 12 bin kilometre civarı yol mevcuttur. Fakat bunun sadece %14'lük kısmı asfalt ile kaplıdır. Yağmurdan sonra oluşmuş çamur birikintisinde bisikletlerini yıkayan insanlar var.
Bazı insanlar yağmurda ıslanan kıyafetlerini bir evleri olmadığı için sokaktaki elektrik direğinde kurutuyorlar. Peşinde bisikletli insanların bir durağı burası, yemek yeme durakları. Karayollarındayız. What is that? This is sweet potato. 100 million yen. How much does she earn per month? 5,000 million yen. Which is around $1.5. How does she, you know, get by? And there are kids that are helping them selling mushrooms and whatever. The husband abandoned her. Does she have any children who passed away? Yeah, one kid. 3 years. Egg is 500. The benefit for one egg. Ya bir kere bu insanlar hem sömürülüyorlar, hem sömürgeler. E bir de üstüne kendi devletleri de zaten deliler gibi yolsuzluklar yapıyorlar. Egg is 100. How much is one bowl? One plate is 500. They earn 2,000 per day, so they use 1,000 for food. They save 1,000 to pay the rent at the end of the month. Enerji alabilecekleri besin kaynakları kısıtlı olduğu için genellikle patates ve fasulye tüketiyorlar. Dilencilik çok yaygın. Küçük yaşlardan itibaren bir işe sahip olsun ya da olmasın. Kimi insanlar yabancı görür görmez yardım istiyorlar. Bu arabamız bozulup duruyor. Bozuldukça insanlar etrafımıza üşüyor ve para çıkar. Şundan boğulsun. Ağaç tarafından önlenmiş yoksa tamamen uçuyormuş araç. Bir bisikleti dahi olmayanlar ise günde 50 sent kazanmak için kafalarında taşıdığı muz veya diğer yükleri kilometrelerce gece gündüz demeden bazen yalın ayak yürüyerek köylerden şehirlere ulaştırıyorlar. Yürüyerek şehir değiştiren bu yaşamlar bedenlerini ve sağlıklarını bu yollarda tüketiyorlar. Son durakları olan Bujumbura kent pazarındaki çoğu ürün çiftçiden direkt olarak satılır. Çünkü işlem görebilmesi ya da paketlenebilmesi için yeterli teknoloji yok. Hello. Well, you know, these are the people who transport for other people. Like for this ton, you can get 1,000. Really? Ülkenin en büyük alışveriş merkezi olan bu pazarda gıda haricinde pek bir şey bulunmuyor. Buraya kotebu diyorlar. İnsanlar kamerayı çok sevmiyorlar, alışık değiller. Her yerde insanlar var. 135 bin nüfusuyla ülkenin ikinci büyük şehri ve başkenti olan Gitega'ya doğru yola çıktık. China, hayat. See you guys. China. If we can take a limited time, not more than 5 minutes. Yeah, yeah. So that it's not cause troubles. Ülkenin her köşesine polis. Yani ben yemin ediyorum ben kaldım abi yani. Politik türbülans hakim. Şoförümüz polis çevirmelerinden rahat geçebilmek için bugün ceket giydi ve ön konsolda bir incil bulunduruyor. Burada polis çevirmeleri karşıdan karşıya gerdirilen bir iple başlıyor. Rehberimizin söylediğine göre bu kişiler iktidar partisinin gençlik kollarından da yol keserek kimlik kontrolü yapıyorlar. Bir polis çevirmesinde şoförümüz belgeleri ibraz ettikten sonra polisler ön camdaki çatlak nedeniyle arabayı çekeceklerini söylüyorlar. O ise gayet normal bir şekilde 10 bin burundi franklık, yani yaklaşık 3.3 dolarlık bir rüşvet vererek polislerle anlaşıyor. Açıyla. Akira. Merci. He sold the goods. How much does he earn a month? I think we should help him. Yeah.
I want to say something. Thank you. This is the investment you give me. I will buy 2 wood so that my job continues. How much does he earn per month? $10. And he carries people. Moto taxi. Bir devlet memuru olan polislerin rüşvet almadıklarında nasıl geçindiklerini görmek için onlardan birini arabaya aldık. How much does a post officer earn a month? It is around $14. But you know, they also get revenue from, you know, unofficial pays, bribe money. They just get the money to drink beer. They don't get a lot from it. How many hours do they work per day? Şoförümüz başbakan ve konvoyu geçerken aracı kenara çekti. Burada saygıdan dolayı konvoy geçişlerinde hareket etmenin yasak olduğunu söylüyor. Aile reisinin aylık ortalama 50 bin Burundi frankı kazandığı 8 kişilik bir ailenin bir ay boyunca tüketeceği bir ihtiyaç listesi düşünün. 1 litre süt 5500, 1 litre ayçiçek yağı 9000, 170 mililitre şampuan 8000, 1 kilogram şeker 8500, 1 litre su bile 1500. Daha sebze veya et ürünlerinin eklenmediği bu liste bile bir ailenin alım gücünün çok üstünde. 1 çikolata 2500, 1 bisküvi 2000, 1 Red Bull 6500, 750 gram çikolatalı fındık ezmesi 18000, 1 litre zeytinyağı 29000. Gördüğünüz gibi etleri herhangi bir buzdolabında veya dondurucuya saklamak gibi bir durumları yok. This one, all of this, is 2000. What about watermelon? 4000. Eşel, eğer bu duyu kamera. Ortalama bir Burundili'nin, ortalama bir ABD vatandaşının aldığı bir yıllık maaşın tamamını elde edebilmesi için hiçbir harcama yapmadan yaklaşık 230 yıl çalışması gerekmekte. İnsanlar her şeyi kas gücüyle yapmaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz tuğlaları ayıklayıp yukarıya doğru fırlatacak. Yeni bir evin yapımında kullanılacak olan bu tuğlalar herhangi bir pişirilme işlemine girmeden çamurumsu bir karışımdan oluşturulup güneşte kurutuluyor. Hemen 100 metre ileride sokak ortasında bir adam muhtemelen açlıktan bitkin düşüp bayılıyor. İki kolu da olmayan bu çocuğun kardeşini taşıması ise yüreklerimizi burkuyor. 20'li 25'li yaşlarına gelince nasıl bir iş yaparak hayatta kalacağını merak etmeden geçemiyoruz. Bir okuldayız. Bu çocuklar Fransızca'da öğrendikleri 6 senelik zorunlu eğitimlerinin ardından büyük olasılıkla... Aa, niye Fransızca öğreniyorlar acaba ya? Niye acaba ya? Okula devam etmek yerine çalıştırılacaklar. Ülkede öğrencilerin yalnızca %32'si ortaokul eğitimlerini tamamlayabilmekte. Nüfusun sadece %1'inden azı üniversite. Yeri sömürebilmeniz için zaten o yerin hep fakir kalması lazım. O yerin hep bilgisiz kalması lazım. Hep teknoloji olmadan kalması lazım. Yani bir yeri sömürebilmeniz için tamamen ve tamamen o insanlara hiçbir şey sunmamanız gerekiyor. Hep oldukları yerde saymalılar. Yani 1000 yıl önce neylerse 1000 yıl sonra da o olarak kalmaları gerekiyor. Eğitimine devam ederken ülkedeki tek devlet üniversitesi Bujumbura Devlet Üniversitesi'dir. What are the dreams of the students? They believe that attending the school to become great people in the future. What they want to become when they get old? Okulundan geri dönen çocukları görüyorsunuz. How long do they walk? Namago. Tell me long it takes. He walk for an hour. An hour. Kids, just what about the other one? 30 minutes. 30 minutes. There are some who go for 2 hours. Just to go home, 2 hours. Yes. Bir çantası olmayanlarsa defterlerini ve kitaplarını çamaşırlarına sıkıştırarak taşıyorlar. Yoldan geçerken gördüğümüz beyaza bulanmış bu gençler kökünde bol miktarda nişasta bulunduran manyok ununu üretiyor. So you see, this is the flowers for cassava.
We have what we call ugali. Ugali is cassava bread. They make bread out of this? Yeah, out of this. They earn per month less than 20,000 Burundian francs. It's less than $10. How many hours do they work? Those. Where do they stay? Mubahe. Yes. They sleep here. Quanto a igura? 30,000 years old. Evet, marangoza geldik. He is the one who is making yeah, his stuff. His doors, cupboards and something else. Ama sahan iyi, haçhumi. Mosra çobura hunu, kudengi bir hondu, haçhumi. Kamuyi. Evet, sıradan bir trafikte durduk. Seyyar Şahitler'e trafikte sardı. The two of them, I buy it for 2,000. How much is a piece? A piece is 1,000. They produce palm oil. Çekirdekleri makineye atıyor. Çekirdeklerin içindeki yağları ayırıyor. Palm yağı da biliyorsunuz bu Nutella'ların içerisinde. Bu işte bu kokoalı fındık kremaları bilmem neler. Bunlar da en çok kullanılan şeyler. Kendi ülkelerinde üretiyorlar palm yağını. Kendi ülkelerinde bak üretiyorlar palm yağını. Az önce gördük kakaolu fındık kreması kendi ülkelerinde 18 bin. Az önceki un yapan arkadaşlar 20 bin kazanıyorlardı. Koyuyorlar, bu havuzlara koyuyorlar, tekrar kaynatıyorlar. Hem yiyeceklerde hem de sabun yapımında görüyoruz bunu. Burada dükkan sahiplerinin bütçeleri profesyonel reklam için yeterli olmadığından yerli ressamlardan yardım alınıyor. Tabelalar yerine markayı tanıtan resimler görüyoruz. Ülkede en temel ihtiyaçlar tüm kontrolü elinde tutan tekelleşmiş firmaların elinde. Şeker, kahve veya çimento üreten sadece birer şirket var ve bu fabrikaların etrafı 3-4 metrelik duvarlarla çevrili. Halkın çoğunluğu kırsal alanlarda yaşadığından ortalama refahı görmek için şehirlerden çıkıp köylere yolculuk ediyoruz. Durumları daha da kötü olan köylülerin yükünü bir nebze azaltmak için alışverişteyiz. 30 kişinin yiyeceği yemeği sadece 45 bin franka almış olacağız. Ülkede cumartesi günleri halk temizliği günleridir. Hükümetin teşviğiyle Burundililer bugünlerde sokakları süpürüyor, şehirleri temizliyor. Bujumbura'nın hemen dışındaki şehir mezarlığında sınıf ayrımının yaşamdan sonra bile devam ettiği tüm çarpıcılığıyla karşımıza çıkıyor. Arkamda bir zengin mezarını görüyorsunuz. Kimse bu sınıra geçemiyormuş. Bu alanı özel satın almış bu hanımefendi. Bu gördüğünüz orta sınıf insanların mezarlığı. İleride ise fakir insanların mezarları var. Şu an bizi durdurdular. Polisler bizi götürüyor. Burada video çekmemizin yasak olduğunu, hapse gidebileceğimizi söylüyor. Cebimizdeki 50 doları kendi cebine koyduktan sonra pasaportumuzu geri vererek uzaklaşıyor. Polisin bizi Gitega hapishanesine atma tehdidinden sadece bir hafta sonra 7 Aralık 2021 tarihinde bu hapishanede bir yangın çıktı ve 38 mahkum ateşlerin içinde can verdi. İstatistiklere göre Burundi, yangın kaynaklı can kayıplarında dünyanın en kötü 3. ülkesi. How old is she? This is like so small, you know? Yeah. And there are a bunch of mosquitoes here. There are many mosquitoes here. And these are leftovers, leftover food. Yeah. Where does she sleep? It is here. She puts something here. And from this side to this side. Yeah. With her four children. Her husband died and three other children died, so she remains with one boy. Can she survive with the money that she gets from begging? In fact, she begs food, not money. So, like, these are the stuff that she got from begging, right? Yes. There's corn roll there. And some banana there. So this is her food for today? Just enough, yeah. Let's give one more. More? Yeah. All right. Okay, now. How old is he? No, he don't know yet. He doesn't know how old he is. This is where he sleeps? Yes. And where he cooks? Yeah, it is the same place. So these are his entire clothes? These are his clothes. Burada yemeklerini yapıyor. Gördüğünüz gibi odunları var. Bazı çömlekler görüyorsunuz. Tek bir ayakkabısı var. Kıyafetleri bu kadar. Bir dolabı yok. Burada işte insanların dolaplarında kaç tane kıyafet vardır diye kendimizi hazırlıyorduk sormaya. Fakat buradaki insanların bazılarının dolapları dahi yok. Kıyafetlerini böyle ortaya atıyorlar.
Burası bu insanın yaşam alanı. This is his son. What does he do for a living? He brings food for cows. Still does he have bicycle? No, he carries. He went to begging. İşte bu barınak dünyanın en fakir ülkesindeki en fakir insanın evi olabilir. Diğer ülkelerde bu alanları köylüler hayvanları için kullanır. Ama burada insanlar buna muhtaç. Dilencilikle hayatını geçindiren bir kadının evini görüyorsunuz. Hepsi bu kadarcık bir alanda yaşamaya çalışıyorlar. Yağmur yağdıklarında ıslanmak zorundalar. Bir çareleri yok. Tek göz oda deriz ya. Burada oda yok. Oda değil çünkü bu. Gördüğünüz gibi duvarlarda zaten delikler var. Evin duvarlarının üzerinde çuvallar var. Bazı kazıkları çakmışlar. Bunları çuvallarla, poşetlerle bir araya getirmişler. Çalı çırpı ne buldularsa eklemişler. Zaten birçok insan burada hayatını kaybediyor. Açlıktan, susuzluktan, hastalıklardan. Hayatta kalanlar da böyle yaşamaya muhtaç. Sağ ol. How many kids do people usually have? Six. So how many kids does she have, like? So she's not sure of her kids, how many they are. She doesn't know. She thinks they were six because they all went away. She doesn't know. Does she sell what she cultivates? No, we just cultivate for eating. Burada insanlar para kazanmaya çalışmayı bırakmışlar. Ülkede ekonomi altyapısı yeterli olmadığından para kullanmak yerine yetiştirdiklerini takas ederek alışveriş yapıyorlar. Does she know in which year we are at? Muradzi, umaka turim. Boya. Arkadaşlar, insanlar çocuk yapmak niyetiyle hareket etmiyorlar. Bak size ne diyorum. Evlerin halini görüyorsanız eğer, şunu az çok tahmin edebiliyor olmanız lazım. Yani bu evde bir sağlık hizmeti, ya bu ülkede bir sağlık hizmeti verilebilmesi her insana imkansız. Bu insanların birçoğunluğunun eğitim almadığı zaten aşikar ve ortada. Sizce bu insanların doğum kontrolü için, yani sizce bu insanlar doğum kontrolü için doğum kontrol hapı tüketebilir mi? Prezervatif satın alabilir mi? Aklına bu gelir mi? Anladınız mı? Mümkün mü? Doğum kontrol diyelim ki biliyorlar. Sizce ulaşabilirler mi? Ulaşamazlar. Kadınlar regl olduğunda ne yapıyorlar acaba? Yani o konuda da çok eski yöntemler kullanıyordur. Yani kaç sene geride olduklarını görmek hiç zor değil zaten. Don't know. They don't even the young person. No. They don't even you know carry money, right? They don't no. even aware of the currencies. You said they don't even have information what is happening. Their job is to cultivate and eat what they cultivate. Çok şey ekilmiş, mısırları görüyorsunuz. Burada toprağın adası bırakmak diye bir şey yok. Çiftçiler beklemiyor toprağın dinlenmesini. Direkt yenisini ekiyorlar çünkü çok açlar. Ektiklerini satmak zorundalar. Belki bu mısırlar normalde yetişeceği süreden iki kat daha yavaş yetişiyor. Verimsizleşiyor tabii toprakları. Bu tarz faktörlerde bunların açlığına açlık katıyor. So this is his wife. No, let's see him together. Okay. Genç bir ailenin yanındayız. Do they have kids? They have one kid. Where is he? Where is the kid? On the back. Can you show? Aşkım. Bitpo ha? Samuel 16 yaşında, okula hiç gitmemiş ve şimdiden 3 kişilik bir aileye bakıyor. Tuvaletleri yok zaten. Dışarıya tuvaletlerini yapıyorlar. Burası mutfak alanı. Burayı yemek yapmak için kullanıyorlar. Bu suyu yemekte kullanıyorlar. Vallahi çok kötü oldum. Onu görünce bittim yani ben. Kullanıyorlar. Sadece bu üstündeki kıyafetleri varmış. Bir tane daha kıyafet olduğunu söylüyor. Onu dua etmeye gittiğinde giyiyormuş. Yani ibadetlerinde giyiyor. What is his religion? Christian. Bilinen resmi verilere göre ülkede kadın nüfusunun %20'si daha 18 yaşına gelmeden evlendirilmekte. Çocukları bereket olarak gören Burundililer kadın başına ortalama 5.5 çocuk yapıyorlar. Bir önceki kuşaktan bazı erkeklerin birden fazla kadından 25-30... Mevzuya bakar mısın ya? Bir de demezler mi yani çocukları bereket olarak görüyorlar diye?
Neyin bereketi abi? Sinirlenme. Getler verilerine göre dünyada nüfusa oranla en az et tüketen 3. ülke. En az et yiyen ülkelerden ikincisi Hindistan, birincisi ise Bangladeş'tir ve bu iki ülke vejeteryanlığın yaygın olduğu mutfak kültürüne sahiptir. Yine aynı rapora göre kişi başına günlük ortalama sadece 14 gram et düşmekte ve et tüketimi toplam besin tüketiminin sadece %2'sini oluşturmakta. Tüketmeleri gereken demir, A vitamini, iyot, çinko gibi önemli besin kaynaklarındaki yetersizlik, IQ kaybına ve fiziksel büyüme ve gelişim eksikliğine neden olurken kansızlık da yaygındır. Dünya Gıda Programı'nın analizlerine göre her 5 çocuktan birilerine göre Burundi'de her 35 bin insana yalnızca bir doktor düşmekte. Burada yaklaşık 2 milyon kişi hayatında hiç hastaneye gitmemiştir. Şimdi yokuş aşağıya gidiyoruz. 2 milyon kişi hiç hastane görmemiş. Bir elini frenini tutuyor çünkü yokuş aşağı ilerlerken frenimizin tutmama ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Çok tehlikeli bir yoldan geçiyoruz şu an. Frenleri tam tutmayan bir arabayla geç saatlere kadar yol aldıktan sonra benzin için durduk. Petrol fiyatları uzun bir kuyruk bekledikten sonra litre başına 80 sent yani 2400 frank. Bugün kalabalığın da etkisiyle şehirde bir kaos havası hakim. Ulaşım için tek bir bisikleti kullanan 4 kişilik aile pazar günü kilise ayinine katılmak amacıyla yolda. Halkın en kolay sosyalleştiği aktivitelerden biri olan kiliselerdeki pazar günü ayinindeyiz. Nüfusun yaklaşık olarak %84'ü Hristiyan, %2,5'u Müslüman, geri kalan ise eski dini inançlarında yer alan bir tanrıçaya inanır veya hiçbir dine inanmaz. Geleneksel Burundi müziğini dinleyeceksiniz, aynı zamanda dans edecekler. Peki. Kendi dilleri Kirundici'den oluşan bu naralar bir zamanlar düşmanı çarpışmaya çağırıyordu. Burundi Krallığı 1890 yılında Alman Doğu Afrika'sının bir parçası haline gelmiş ve Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisinin ardından Belçika'ya devredilmişti. Varlığını tüm alanlarda keskin bir şekilde hissettiren Belçika yönetimi 1933 yılından itibaren soy ayrımını devreye almış, halka kimlik kartlarını belirlenen dış özelliklere göre dağıtarak yapay olarak farklı sınıflar yaratmıştı. Demografik yapısı itibariyle nüfusun yaklaşık %85'i, %14'ü ve geri kalan %1 lik kısmı farklı soylardan oluşmaktadır. The one who brought independence, he was killed here while he was in the meeting of independence. He was killed by Belgium. Do people here hate Belgium because Belgium has, you know? No, we don't hate them because first of all they educated us. We use their educational system. Everything officials we copy Belgium, and that's why we even speak French. They are our colonizer and we take them as our tutor. 1 Temmuz 1962 tarihine kadar süren Belçika istismarı resmi kayıtlarda sona ermiş ve Burundi bağımsızlığını ilan etmiş olsa da bu dönemde çıkarlar için halkın kabile kökenini gösteren bir kimlik kartı taşıması zorunlu hale getirilmiş. 2005 yılına kadar uzanan bu anlaşmazlık yaklaşık 300 bin Burundilinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Belçikalılar Hristiyanlığı da getirdikleri için halk kendilerini şanslı sayıyor. Meşhur bir Afrika atasözü, beyaz adam geldiğinde bizim topraklarımız onların ellerinde İncil vardı. İncil'i verip bizi uyuttular. Gözlerimizi açtığımızda İncil bizim elimizde, topraklarımız onların elindeydi demişti. Geçmişte yaşanmış tatsız olaylarda veya AIDS gibi nedenlerle anne babalarını kaybeden çocukların yanı sıra ekonomik iktidarsızlık nedeniyle birçok aile çocuklarını sokağa terk etmekte. SOS Children's Village kuruluşuna göre günümüzde ülkedeki yetim çocuk nüfusu 610 bindir. Genç veya yaşlı ülkedeki herkesin toplam nüfusunun %5'i. Ülkedeki bu 610 bin kişilik kimsesiz çocuk nüfusunun çoğu çalıştırılıyor, önemli bir kısmı uygunsuz işçiliklerde kullanılıyor, bazılarının ise alınıp satıldığı durumlar oluyor. Bu yılın verilerine göre dünyanın en az internet erişimine sahip 4. ülkesi olan Burundi'de halkın yalnızca %13'ü internet kullanabiliyor. Yaşanmış tüm olumsuzluklara rağmen ülkenin mottosu birlik, çalışma ve kalkınmadır. Bayrağındaki kırmızı renk özgürlük adına verilen mücadeleyi, yeşil geleceğe olan umudu ve beyaz ise barışı temsil etmektedir. Ortadaki 3 yıldız ülkede yaşayan toplulukları simgeliyor. Halkın toplu aktivitelerinden birisi son zamanlarda ayaklanmaları tetiklememesi için
yasaklansa da izin alarak yaptıkları koşulardır. En yaygın spor dalı ise futbol. Buradaki bazı gençlerin hayali yurt dışındaki bir kulübe transfer olabilmek. Öte yandan sporcu vizesi alıp Avrupa'ya müsabakaya gidip dönmeyenlerin listesi ise bir hayli uzun. Benzer bir olay 2011 yılında Senegalli bir kulübün tüm oyuncularının müsabaka için gittikleri Paris'te maça çıkmayıp Fransa'ya kaçak bir şekilde dağılmalarıyla yaşanmıştı. Dünya üzerindeki ikinci en derin gölün yanındayız. Gördüğünüz gibi çöpler var. İnsanlar pazarları buraya yüzmeye geliyorlarmış. Çok ideal bir tabi. Ama aynı zamanda burada büyük timsahların olduğunu da söylüyorlar. Tanganyika Gölü'nün kıyısındaki kasabalar balıkçılıkla ilgilenmekte. Merkeze birkaç kilometre uzakta bulunan ve ülkenin en popüler plajı olan Saga Plajı, daha birkaç on yıl öncesine kadar yaklaşık 300 insanı yediği düşünülen ve 1 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen Gustav adındaki bir timsaha ev sahipliği yapıyordu. İnsan avlamayı çok seven Gustav, bazen yakaladığı kişileri yemiyor, sonlandırdığı hayatların bedenlerini su yüzüne bırakıyordu. Gustav, 12 meters. Oh, it used to eat a lot of people. Bunlara bato deniyormuş, bu gördüğünüz kayıklara. Bunun içine giriyorlar, tavuta da benziyor biraz. Bunun açıyorlar, son derece ilkel olduğunu görüyorsunuz. Su aldığı yerler var, bazıları yamalı. One guy catches around 30 feet. Yes. How much does he earn per month? They earn more than 100 a month. People who fish, they actually earn a lot of money. Why does not more people join them? Some people think that maybe they are not skilled enough. Are there any crocodiles in this lake? Yeah, they are crocodiles. This is the size. This is the size of an average crocodile. Yeah. Are there any people who lost their lives fishing? No, ne hayavani wa mazengo pira bali pararo. Omiyo harumu yaga. Hari haju mi yaga. Gustava bak nasıl geziyor. Calling and it is deep. Tecrübeli balıkçılar su yüzüne çıkan baloncuklarla tehlikenin yerini tayin edebiliyorlar. Vahi. İnsan tadını bilen timsahlar suyun içinde. Balıkçıları kayık üzerinden de hedef alabiliyor. İnsanlar hayatlarını zor yollarda geçindiriyorlar. Biz de onların hayatlarında küçük bir pencereden bakacağız. Göle açılıyoruz. Adam balık tutacak. Balık çok önemli burada. Gördüğünüz gibi kayığımız su almaya başladı. Zaten bu suları her defasında boşaltıyorlar. Belki haftalardır burada duracak olsa tamamen suyun altında kalacak. Zor. Yani bu insanlar tamamen rutin haline getirmiş durumlar. Bunların sularını tahliye edilmesi çok önemli. Burada çok fazla timsi olduğunu söylediler bize. Küçük çocuklar dahi bu tarzdaki bir hayata adapte olmuşlar. Onlar için sıradan bir gün bu. Hayatlarını böyle kazanıyor bu insanlar. Yaşam işte bunun da bu kadar zor. Arkadaşlar 100 dolar kazanıyor. Çok büyük bir öneme sahip olan Tanganyika. Timsa yani ölme ihtimali olduğu bir yere giriyor. Zaten hani bu içinde bulunduğu kanomanın da öyle hani muhteşem bir şey değil, anladınız mı? 100 dolar kazanıyor aylık. Aylık 100 dolar. Tanganyika Gölü çok bilinmese de dünyadaki tatlı su rezervlerinin yaklaşık %16'sına sahiptir. Aynı zamanda dünya üzerindeki en derin ikinci göl ünvanını elinde bulundurur. %16'lık bu tatlı su hacmiyle içme suyu sıkıntısının insanoğlunun kapısında olduğu günümüzde, önümüzdeki birkaç on yılda ciddi anlamda su istimal edilebilir. Burundi'nin başlıca yurt dışına sattığı ürünler kahve, çay, pamuk, patates, fasulye, manyok, mısır ve muzdur. Bu ürünleri ithal eden ülkelerse Belçika, Çin, Uganda, Kenya, Suudi Arabistan ve Hindistan'dır. Burundi, ekvatora yakın bir konumda olsa da rakımın fazla olması nedeniyle hafif nemli bir iklime sahip. Yıl boyunca ortalama sıcaklık çok değişmeyip 24 santigrat derece civarındadır. Eylül, Kasım ve Şubat, Mayıs ayları arasında olmak üzere yılda iki defa yağmur sezonu yaşanır. Dağlık arazisi ve artan ağaç kesimleri ülkeyi sel felaketine karşı savunmasız hale getirirken, son yıllarda artan seller nedeniyle birçok Burundilinin evi yıkılmış ve geçim kaynağı olan tarım alanları yok olmuştu. Gatumba şehrinde halk Nisan 2020'de yaşanan sel nedeniyle eşyalarının %90'ını kaybetmişti. Ülke her geçen yıl yapraklarını kaybeden bir ağaç gibi, insanlar baharın gelişini umuyorlar. Ancak insanlık dünyanın kalbinde bir türlü sorunların içinden çıkamamıştır. Bu belgeselde dünyanın en fakir ülkesini ve en fakir insanlarını tanıdık. Açlığa alışmış bir toplumun çaresizliğine tanıklık ettik. Bir sonraki durağımız olan Uganda'da hepimizi büyük bir sürpriz bekliyor. Kaçırmamak için mutlaka abone olun. Hoşça kalın.
Ben Ruhi Cennet. Ne diyorsun, niye öneriyorsunuz Ruhi Bey? Yani burada bütün bir yere vuracağım şimdi. İşte bu da yani tam bundan öncekinden sonra izlenecek şey yani.